Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir sokak röportajında sizlerle birlikteyim. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz dolar kurundaki müthiş artış sonucu, yükselme sonucu biliyorsunuz enflasyon patladı. Ve biz de bugün sokağa çıktık sevgili arkadaşlar. Zamlar Türkiye'de üst üste gelmeye başladı. Sokaktaki vatandaşlarımıza soracağız sevgili arkadaşlar. En son yapılan bu zamlar size bey zam açıklaması geçirdi mi diye soracağız sevgili arkadaşlar. Gerçekten müthiş zamlar yapıldı ve vatandaşlarımıza gerçekten bu zamlar bey zamcıklaması geçirtti. Biz de sokaktaki vatandaşlarımızın nabzını tutacağız. İşte bu zamlar size beyin zamcıklaması geçirtti mi diye soracağız. İşte arkadaşlar zamcıklama röportajlarım başlıyor. Arkadaşlar röportajlarımız Olan Cezir'e devam ediyor. Şu anda yanımızda çok güzel ve çok naif kız arkadaşlarımız var. Kızlar merhabalar, yeğenimize hoş geldiniz. Merhaba. İsim nedir? Akasya. Akasya, memnun oldum senin. Beyza. Beyza, memnun oldum. Kızlar, biliyorsun son zamanları müthiş zamlar geldi böyle dolar kurun artmasıyla birlikte. Akasya, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten çok özür diliyorum ama beyin zamcıklaması geçirdin mi? Valla başımızda bu başkan olduğu sürece daha çok zam gelir yani. Bir hafta önce 7 TL'ye aldığımız şu an 16 lira. Ne yani, 7 TL'ye alıyordun? Sütü mesela örnek sütü. Evet. Şu an ona sabahtan beri ağlıyor annesine, diyor ki süt almayalım kardeşime, süt keselim falan diyor. Yani 16 lira mı alıyorsun şu anda? Evet, 16 lira. Yani gereksiz derecede zamlar yapılıyor. Dolar aldı zaten başını gidiyor, euro da aynı şekilde. Ekonomi artık kalmadı yani Türkiye'de. Yani başımızda da bu başkan olduğu sürece böyle devam edecek. Bence artık erken seçim lazım. Bu çok önemli bir şey. Erken seçim diyorsun, gerekli diyorsun arkadaşlar, evet. Değil mi? Yani bu mesajın umarım Türkiye'de birçok kişiye ve gerçekten kuruma ulaşır. Sen neler söyleyeceksin bu konuda? Ben bir şey söylemeyeceğim. Akasya, gerçekten çok dürüst ve çok gerçekten olması gerektiği gibi bir mesaj verdin halkımıza. Yani 7 lira olan süt şu anda 16 lira, öyle mi? Evet. Ne diyorsun? Artık erken seçimle bu konuyu halletmemiz gerekir, evet, diyorsun değil mi? Aynen. Evet. Arkadaşlar buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan babama selam göndermek istiyorum. Nerede oturuyorsunuz? Yurt dışında. Yurt dışında. Evet. Hangi ülkede? Irak'ta. Irak'ta. Orada ne iş yapıyor Akasya? Pasta şefi. Efendim? Pasta şefi. Tamam. Oradan sevgiler, selamlar diyoruz senin babana. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Peki, çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Alo. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda iki tane çok şık ve çok naif ablamız var. Ablacığım merhabalar, yerimize hoş geldin. İsim nedir? Evin Genç Osmanoğlu. Memnun oldum ablacığım. Ablacığım biliyorsunuz son zamanlarda yapılan bu zamlarla ilgili olarak insanlar gerçekten beyin zamcıklaması geçirdi, affedersiniz yani tabiri caizse. Estağfurullah. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla siz bir şeyler düşünüyorsunuz, onu ifade ettiniz. Yani ben şimdi bunun üstüne ne diyebilirim ki artık? Yani siz de gerçekten böyle markete falan gittiğiniz zaman böyle beyin zamcıklaması geçirdiniz mi gerçekten? Valla gitmeden de onlar oluyor yani. Bilmiyorum, markete gitmeye artık çekiniyoruz. Hı? Çünkü dün 10 lirayla gittim, bugün 20 ile gitmen gerekiyor. Hiçbir istediğini alamıyorsun. Hele emeklilerin hali perişanlık. Emekli olduğumuzda her istediğimizi alabilirken bundan 5 yıl önce, bugün en doğal ihtiyaçlarımızı, en zaruri ihtiyaçlarımızı alırken bile uzun uzun düşünmek durumundayız. İnşallah şunu ben şey yapıyorum, evet, diliyorum, şunu diliyorum ki baştakilere yapılan, milletvekillerine, başbakana, başbakan değil de Cumhurbaşkanına yapılan zam oranında bizim emekli maaşlarımıza da zam yapılır. Asgari ücretler de ona göre ayarlanır inşallah. Emekten yana olduğunu söyleyenler onu bir ispat ederler.
verdikleri zamlarla. Tekleyemiz bu. Şimdi nerede söyleyeceksin bu konuda? Ben dün şok oldum. Bir hafta önce su almıştım. 19 liraydı. Dün sucu geldi. Ablacığım dedi sana sürprizimiz var dedi. Nedir dedim. Suya zam geldi dedi. 22 lira. Aman Allah'ım. Şok oldum ben. Yani bundan sonra herhalde su içemeyeceğiz. Doktorlar 2 litre su için diyorlar ya günde. Bundan sonra yarım küre içeceğiz suyumuzu. Yani yarım litreye bile paramız yetmez herhalde bu maaşla. Yani diyorsun yani, biz de beyin zamcıkta masrafeler geçirdik diyorsun yani, değil mi? Yani emeklilere yüksek zam yapmaları gerekir. Bu pahalılıkta artık paranın yetecek gücü kalmadı. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Son yapılan zamlarla ilgili. Bizim ülkemizde gelir adaletsizliği var. Yöneticileri bu adaletsizliği yok etmeye çağırıyorum ben de. İnşallah diyoruz bize. Evet. Ama çok umudumuz var mı umudunuz peki? Gelir adaletsiz düzelmesi konusunda. Bu iktidarla biraz zor. Umudumuz yok. Bu iktidarla biraz zor. Peki. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Bütün yargılarımız bu iktidarla değişti. Anladım. Burada kimlere selam göndermek istiyorsunuz böyle? İslam'ın Sesi kanalımız var. Selam olsun. Kimlere? Emeklilere selam olsun. Bütün emekçilere selamlar. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Rica ederim. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda şu anda bir kardeşimiz var. Evet. Merhaba kardeşim. İsim nedir? Sinan abi. Sinan. Memnun oldum Sinancığım. Biliyorsun Sinancığım yüzü yüze varan zamlar oldu. Evet. Sen bu konuda gerçekten affedersin bir beyin zamcıklaması geçirdin mi Sinan? Abi ben şöyle söyleyeyim sana, zamlardan dolayı aslında beyin zamcıklaması yaşıyorum şu an. Yani, evet. Ne bileyim. Çok oldun yani. Çok oldu abi ya. Yani. Çok oldu tabii, çok oldu değil. Kafamda çok güzel var arada. Yani aldığın ürünler şu anda mesela yüzü yüze. Vallahi var. iPhone 13 alacaktım abi. Ne alacaktın? iPhone 13. Evet. 13 Pro Max alacaktım. Yani ne kadar olmuş? 18'de 23 olmuş yani. Aman Allah'ım. Tabii abi ya. 18'den 23'e çıkmış. Tabii ki. Ya indirirsin herkesi. Alabilsin yani. 13 Pro Max alabilsin yani. Anladın mı? Yani diyorsun Sinancığım beyin zamcıklaması geçirdim aynen diyorsun öyle değil mi? Abi geçiriyoruz yemin ediyorum. Beynimiz artık gitti. Felaketteyiz yani. Bitiyor yani. Bitiyor. Ülke gidiyor. Ülke gidiyor. Hükümet peki. İstifa etsin. Bıraksın. Yani bu konuda senin önerin ne? Ya hükümet... bu konuda abi ne benim biliyor musun? Ya Küba'yı biliyorsundur. Küba gibi olalım. Ne olalım? Küba. Küba gibi. Aynen biliyorsun. Yani şu anda zaten ne diyeyim sana, herkes bir yurt dışına kaçma şeyini planlıyor. Yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Böyle yani abi ya. Ben sana diyorum şunu söyleyeceğim. Hükümetin istifa etmesini mi istiyorsun? Yani abi şöyle sonra. Bir şey söyleyeceğim. Ya düzen getirsinler, başka bir düzen getirsinler ya da istifa etsinler yani yapamıyorlarsa. Öyle yani. Çok fazla anladım. Bir şey söylemek istemiyorum yoksa beni alırlar yani. Gece operasyon falan. Yani korkuyorsun da tabii. Aslında korkuyoruz abi, şimdi ne desen alıyorlar içeriye yani, anladın mı? Evet. Böyle bir şey yani. Hani biz kazanıyoruz çok şükür hani, ama kazanamayanlar, parası olmayanlar da yapsın yani. Bir de tabii. Herkes düşünmek zorundayız değil mi? Tabii ki tabii ki biz çalışıyoruz, kazanıyoruz çok şükür de. Hani kazanamayanlar ne yapsın? Askeri ücretle geçinenler ne yapsın? 4 çocuk, 5 çocuk yani. Anladın mı? Evet. Normal evet. Olarak. Düşünmek lazım yani, anladın. Dolar olmuş 14-15 lira ya. Yapsınlar bunu 5-6 lira. Artık millet hani o zengin gidip orada o lokantada 3 yemeği yiyorsa fakir de gidip yesin yani, anladın mı? Fakirin de gidip orada yemesi lazım. Bir eşitlik olması lazım. Ama bu ülkede bir eşitlik yok. Anladın mı abi? Böyle olması lazım. Yani şey, bunun evet. İçinde diyorsun yeni bir sistem. Yeni bir sistem olsun ya. Çok güzel bir sistem getirsinler mesela. Herkes bir araba alabilsin, şey alabilsin, yemek yapabilsin. Fakir fukara da diyorsun çoluk çocuğuyla. Herkes eşit olsun. Eşit şey olsun, eşitlik olsun. Yesin içsin. Yani tabii sadece ben kazanmışım hiç olmaz. Tabii. Bu önemli tabii yani. Değil. Fakirin fukaranın da, garip kurabanın da bu ülkede güzel yaşaması gerektiğini düşünüyorsun değil tabii mi Sinancığım? Evet tabii ki ya. Tabii. Böyle olması lazım. Çok şükür biz kazanıyoruz yani, ama fakir fukara kazanamıyor yani. Cebinde 5 kuruş yok adamın. Adam sokaktan geçiyor. Evet. Sinancığım bu duyarlılığından dolayı sana çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Buradan selam göndermek istediğin birileri var mı? Ya sevdiklerime selam gönderiyorum. Kanala da abone olsunlar. Evet. Şener Bozdağ'a da abone olsunlar ve Sinan Tanen herkese de sevgiler, selamlar çok diyoruz. Teşekkür arkadaşlar ederim. Rica ederim. İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar
Arkadaşlar Bahriye Caddesi röportajlarımız olan cinsini devam ediyor. Yanımızda bir hanımefendi kardeşimiz var. Merhabalar. Merhabalar. Feray ben. Feray. Memnun oldum Feray Hanım. Bu sizin oğlunuz mu? Evet. Maşallah. Ne güzel. İsmi nedir? Pamir. Pamir. Allah ona sağlıklı uzun bir yaşam versin inşallah. Başarılarla dolu. Şimdi hanımefendiciğim, biliyorsunuz ülkede %100'e yakın varan zamlar meydana geldi. Bu konuda sizin düşünceniz nedir acaba? Yaşamak artık çok zor oldu. Özellikle Türkiye şartlarında. Zaruriyetler de lüks haline geldi aslında. Zamlardan hiç memnun değiliz. Umarım en kısa zamanda daha normal şartlarda güzel yaşantılara geri döneriz diye düşünüyorum. Bunun için hükümete falan bir öneriniz var mı acaba? Çok fazla öneride bulunmak istemiyorum ama. Evet, hemen tekrar size geldim böyle. Evet. Yani biraz daha enflasyonun düşmesini istiyoruz. Bizim paramız çok kıymetsiz oldu. Özellikle yabancı kurlarda. Gerçekten paramız pul oldu. Biz de daha diğer ülkeler gibi, yani Türkiye'nin dış politikasında Türkiye daha kıymetli yere gelsin istiyoruz. Paramızın da daha kıymetli, yaşam şartlarının da daha güzel olmasını istiyoruz. Anladım. Dünyada daha onurlu, omurgalı, dik duran bir Türkiye istiyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle. Peki, yani şu an ülkemize yakışmaz bir pozisyondayız. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Buradan sevdiklerinize kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Beni tanıyan, beni seven herkese evet, sevgiler. Sizi tanıyan herkese sevgiler. Güzel Türkiye'de yaşamak dileğiyle. Çok güzel bizim ülkemiz. Çok daha güzel şartlarda yaşamak dileğiyle. İnşallah. Biz de sizin bu güzel temelinize katılıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür arkadaşlar ederim. İşte Kadıköy'deki İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar röportajlarımız Bahriye Caddesi'ne devam ediyor. Yanımıza genç kardeşlerimiz var. Merhabalar, yanımıza hoş geldin. İsim nedir? Merhaba, Görkem. Görkem. Görkem memnun oldum. Benim de Şener. İstanbul Sesi kanalımızda. Görkem, biliyorsun son yapılan zamlarla ilgili olarak adeta vatandaşlarımız beyin zamcıklaması geçirdi. Görkem, sen bu konuda neler söyleyeceksin? Yani ben eskiden yani part-time çalışıyordum, bıraktığım işi. Yani o zamanın şartlarında yani geçen seneyle şu an kıyaslıyorum. Şu an yani daha geçen hafta yediğim yemeği 24 liraya dürüm alıyordum. 28 lira oluyor. Yani bir haftada değişen bir şey. Bir haftada değişen bir şey. Ya buna rağmen yani bir senede insanlar sene başı zam oluyor. Ama yediğimiz içtiğimiz şeylere her ay zam geliyor. Yani bence en azından insanlar da zam alsın yani. Yani sene başı yapmamaları gerekiyor bunu. Ya zaten zamlar ekstra sıkıntı. Yani sadece yemekten değil. Sen yani. Görkem, fiyatlı, sen üniversitede mi okuyorsun? Üniversitede okuyorum. Evet. Tabii üniversitede okuyan bir öğrenci olarak çok zor zaten şartlarınız. Evet. Bir de bu üstüne üstüne çok büyük zamlar geldi. Tabii bundan dolayı çok muzdaripsin. Peki sen iktidara, hükümete ne gibi bir öneriniz olacak Görkem? Benim önerim gitmeleri. Başka bir şey ne yapabilirim? Gitmeleri diyorsun yani. Başka bir yani yapabilecek bir şey yok. Yani yapmaya çalışsalar da işe yaramıyor. O yüzden yani gitmek en mantıklı şey yani. Öneri yapabileceğim bir şey yok yani. Söylesem de yapamazlar. Yani şey olduğunu düşünüyorum. Bu konuya ilişkin başka söylemek istediğin bir şey var mı Görkem? Başka bir şey yok. Artık bekliyoruz yani. Evet. Gençler olarak bekliyoruz o yüzden. Beklemediyiz, seçim beklemediyiz. Eyvallah. Yani diyorsun yeni seçim bekliyoruz öyle evet, mi Görkem? Görkem çok teşekkür ederim. Buradan birçok milyonlarca gencin hissiyatını dile getirdim. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan gitmelerini istediğim kişiye selam gönderiyorum o kadar. Başka bir şey gönderiyorum. Sen hanım kız bir şey söylemek ister misin? Peki çok çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda bir kardeşimiz var Bahriye Caddesi'nde. Merhabalar. İsim nedir? Ümit. Merhaba. Ümit'ciğim. Memnun oldum. Memnun Şener. Şerbozu. Ümit, son yapılan zamlarla birlikte Türk halkı artık beyin zamcıklaması geçirmeye başladı. Senin bu konudaki fikrin nedir? Düşünün nedir Ümit? Yani zamcıklama diyebilmek için biraz daha şaşırmak, bunu hiç beklemiyor olmak gerekiyor bence. Ama günümüzde artık zam sıradan bir şey olmuş durumda. Hatta fark etmeden gelen zamlar oluyor ve bunları asla fark edemiyoruz. Bizim 3 lira zamlandı dediğimiz şey markete gidene kadar 5 lira zamlanmış oluyor. İşin bir taraftan şaşırtıcı olmaması açık ortadayken diğer yandan şaşırtıcı olmaması ve artık insanların da bunu bir noktadan sonra çok dikkate almadığını görüyorum. Kanıksadı artık insan maalesef, öyle mi? Maalesef. Hani zam gelmese şaşırılacak bir durum var ya.
zam gelmese şaşırılacak durumda olduğu için. O nedenle o da kötü tarafı aslında. İnsanların zam geldikçe tepki ortaya koyabilmesi lazımken zamlar bir noktada kanıksandı ve şu an artık tepki de yok yani. Bekleniyor. Sadece zam beklenir durumda. Pek boşa giden bir durum değil. Hiç memnun olunan bir durum değil. Ama yani bilmiyorum artık nasıl olacak. Hüseyin, bir şey soracağım. Senin buradan hükümet iktidara bir önerin olacak mı bu zamlar konusunda? Bence, ne söylemek istersin? Bence küresel ekonomide kabul edilmiş bir takım doğrular, test edilmiş bir takım doğruların dışına çıkmak çok mantıklı değil. Çin örneğindeki gibi büyümektense Avrupa örneğindeki gibi büyümeyi tercih etmeleri çok daha makul olacak benim şahsi kanaatim. İşçi gücünü, işçinin emeğini ucuzlaştırmaktansa insanın refahını fazlalaştırarak icap ederse cari denge biraz bozulsun ama insanımızın gelir düzeyi artsa benim bütün Türk halkının da gelir düzeyinin artmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem bu. Zamlardan son derece muzdaripsin. Yani çok olumsuz anlamda etki etti. Etkilendiniz değil mi? Tabii yani daha önceden 3 liraya alabildiğimiz şey bugün gitsek 5 liraya alabiliyor olacağız. 2 saat sonra gitsek 7 liraya alabiliyor olacağız. Maalesef bundan memnun olacak hiçbir şey yok. Övünülecek hiçbir şey yok. Yani ülkenin sadece bir cari fazla verebilmesi uğruna insanların bu kadar fakirleştirilmesi bu ahaliye, halkımıza yapılmış maalesef bir haksızlık. Diğer yandan ülkede bir sürü mülteci var. Bu mültecilerin ucuz iş gücü olarak çalıştırılması da bizim zararımıza. Neresinden baksan elimizde kalıyor. Ama şöyle bir baktığın zaman da topluca sesimizi duyurabileceğimiz bir şey yok. Bugün asgari ücretleme için bir toplantı yapıldığında işveren tarafının ortaya koyduğu talep belli. İşçi tarafının ne kadar işçinin hakkını savunacağını bile bilemiyoruz. Yani bizim tarafımızda olması gereken insanların bizi ne kadar savunabileceğini bile kestiremiyoruz. Şöyle gelebilirsin. Yani maalesef pek hiç acı şeyler söylemek mümkün değil. Anladım. Ümit'ciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün işten gelen duygularını, hissiyatını da bizimle paylaştığın için çok çok teşekkürler. Umarım diyorsun bu tablo değişir. İnşallah. Bütün daha iyi günlerin geleceğini ümit ederek yaşıyorum. Evet. Çok çok teşekkürlerimiz. Umarım ümidimiz Türk halkının ve Türk milletinin geleceğinin çok parlak olması. İnşallah. Çok çok sağ ol. Bu ben konudaki hissiyatımızı ve ümidimizi kaybetmiyoruz. Devam ettiriyoruz. Çok çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Arkadaşlar şu anda yanımızda çok güzel ve çok naif bir hanımefendi var. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. İsminiz nedir? Sema Kardağ, Mazmel Derneği Genel Başkanı. Ne Genel Başkanı? Mazmel Derneği. Memnun oldum. Sema değil mi? Evet. Sema Hanım, biliyorsunuz her şey artık %100 zam geldi. Vatandaşımız adeta beyin zamcıklaması geçirdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Ya şu andaki korkumuz şu, tezeye de zam gelecek mi? Yakında tezek yiyecek haldeyiz açıkçası. Bu kadar bir sütün 15 TL olması, peynirin 100 TL olması, zeytinin 60 TL olması, bu vahim bir durum. Açız, tek kelimeyle açız. İşçi çıkarmaları, kıyımlar, yani insanlar evine ekmek götüremeyecek halde. Ben bir hayvan aktivistiyim aynı zamanda. Hayvan mamalarına yapılan zamlar bile 2 katı, 3 katı. Yani bir tavuk mu? Aldığımız bir tavuk bile 50-60 TL olduysa vay halimize. Allah gerçekten yardımcımız olsun. Yakında tezek yiyeceğiz. Ben artık trajikomik diyorum. Yani Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda şu anda bir hanımefendicimiz var. Merhabalar, isminiz nedir acaba? İsmim Sunay. Sunay. Hayır, Sunay. Ha, Sunay Hanım. Sunay. Sunay. Sunay Hanım, biliyorsunuz son yapılan zamlarla birlikte vatandaşlarımız, affedersin, beyin zamcıklaması geçirdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Sunay Hanım? Ya ben hiç iyi şeyler düşünmüyorum açıkçası. Yani bunun sonu nereye varır? Devlet neden buna el koymuyor? Ben hala o şey... Mesela markete gittiğinizde fiyatların değiştiğini gördünüz mü? Evet, görüyorum. Her zaman görüyorum yani. Her zaman görüyorum ve çok şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Peki iktidara... Şaşırtıcı ve mesela şöyle söyleyeyim. İktidara bir öneriniz var mı? Bakın, öneriden önce şöyle söyleyeyim. Buyurun. Ben evden alacağım şeye göre para alıyorum diyelim mesela. Kasada kalabiliyorum. Çünkü gittiğimde o fiyatın eski fiyat olmadığını görüyorum. O yüzden orada bir kasada kalıyoruz. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Önerim ne olabilir? Bir an önce kimin eli varsa, kim el oynatıyorsa bunu durdurmaya da kimin gücü yetiyorsa bir an önce bunu durdursun. Yani
Anladım. Evet. Çok çok teşekkürler. Sen... Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Var mı selam göndermek istediğiniz ileri? Yusuf'uma, Yağmur'uma, anneme selam yolluyorum. Nerede oturuyor onlar? Annem Bartın'da. Evet, ona Yusuf, selam gönderiyoruz. Yusuf'um, Yağmur'um Samandıra'da. Samandıra'da. Evet, evet, onlara çok çok selamlar, sevgiler diyoruz. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımızda iki tane kardeşimiz var. Çok yakışıklı ve çok naif hanımefendi arkadaşlarımız var. Merhaba, yayınımıza hoş geldin. İsim nedir? Mehmetcan. Mehmetcan senin? Simay. Simay. Evet. Memnun oldum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son yapılan zamlarla ilgili olarak Türk insanı adeta beyin zamcıklaması geçirdi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben öncelikle üniversite öğrencisi olarak konuşmak istiyorum. Son senem benim üniversitede. Ve hangi bölüm? Hangi üniversite? Harita mühendisliği öğrencisiyim. Efendim? Harita mühendisliği süper bölümündeyim. Şöyle bir şey düşünüyorum ben açıkçası. Yeni mezun olacak birisi olarak ne yapacağımı, nasıl bir geleceğim beni bekleyeceğini bilemiyorum. Zamları geçtim. Yeni iş kuracak bir insan olarak o maddi gücü kendimde göremiyorum. Bunun sebebi de yapılan zamlar ve ekonomik gidişatın kötü olması. Ben bir üniversite öğrencisi olarak böyle düşünüyorum. Evet. Sen ne düşünüyorsun son yapılan zamlarla ilgili olarak? Şöyle, hiçbir şey alım gücümüz kesinlikle kalmadı. Yani dışarı çıkarken bugün neyi nasıl harcayacağız da işte az tutacağız diye düşünüyorum. Yani öğrenci olarak geçmek zaten çok zor. Ailemizi düşünmek zorundayız, buradaki şeyleri düşünmek zorundayız. Dışarıya çıkmadan zaten bir 100 liran kafadan gidiyor. Onun için gidişat hiç iyi değil. Çok umutsuzuz. Yani Allah yardımcımız olsun. Peki. Gençler şöyle söyleyeyim. Peki sizin iktidara bir öneriniz olacak mı? Ya Türkiye yönetenlere. İktidara şöyle bir önerim olabilir bir genç olarak. Yani kendini üretemeyen bir ülke olduk artık. Bu bir genç olarak beni üzüyor açıkçası. Üretebilen bir toplum olmayı isteriz. Bunu biz bireysel olarak yapamıyoruz. Öncelikle devletin teşvikleri olması lazım. Mesela genç teşviği var diyorlar ama adı üstünde var. Ama ben mesela daha önce bir e-ticaret girişiminde bulunmuş o girişimcilikten faydalanmaya çalışıp sonra o girişimciliğin içerisinde aslında pek bir şeyin olmadığını görmüş biriyim. Somut olarak yaşadım. Bu şekilde bir önerim olabilir. Üretime dayalı bir ülke olmak için şeyler yapılabilir. Bunun dışında bir somut örnek vermek istiyorum. Mesela ben bugün kız arkadaşımla beraber dışarı çıktım. Öncelikle yemek yedik. Afiyet olsun gençler. Bir yemeğe iki kişi 100 lira veriyoruz. Yani onun dışında kahve aldık. 20-20-40 lira verdik. Yani bugün bize 150 liraya patladı. Hemen çekelim yani, böyle. Gençler, valla genç, size saygı duyuyorum. Kaça patladı delikanlı? 150 liraya sadece yemek ve içecek 150 liraya patladı. Bir öğrencisin. Şimdi, bazı insan toplulukları var. Şöyle diyebilir, daha ucuz yere gidebilir, ekmek arası yiyebilir. Ya biz de dürüm yemeği de biliyoruz. Yani her gün dürüm de yiyebiliriz ama bir yere kadar. Hani bugün yiyoruz da ya onu geçtim. Benim emin olun ki videoda saatimi görüp saatime laf edecek insanlar bile var. Ben YouTube'da çok denk geliyorum. Böyle röportajları çok izliyorum. Ya o insanların yorumlarını gördükçe açıkçası ben Türkiye'yi seven, ülkesini seven bir insan olarak yurt dışına gitmek isteyen bir genç olmak istiyorum. Yani o yorumları gördükçe daha çok soğuyorum. Evet. Arkadaşım sen nerede söyleyeceksin son olarak? Valla yani erkek arkadaşım böyle güzel konuştu. Aynen, eklenecek pek bir şey yok aslında. Aynı düşünceleri paylaşıyoruz. O şekilde yani her şeyi söylediğini düşünüyorum. Çok muzdaribiz bu durumdan. Onun için iyi oldu. Şu an anlattık birazcık kendimizi. O şekilde yani evet. İnşallah. Gençler valla harika konuştunuz. Allah size güzel bir gelecek versin. İnşallah. Gerçekten. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan bizi yönetenlere ve bizi ileride yöneteceklere selam göndermek istiyorum. Çünkü geleceğimiz onların ellerinde. Peki. Hanım kızım sen kimlere selam göndereceksin? Valla umarım yani bizim gibi düşünen milyonlarca genç olduğunu düşünüyorum. Umarım yani mutsuzuz biliyorum ama bir şekilde toparlanmamız gerek. Her şey bizim elimizde, istersek her şeyi yaparız. Evet. Yani karamsar olmamamız da gerekiyor değil mi gençler olarak? Çok teşekkürler. Genç sesi olarak arkadaşlar sizlere gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun, hoşçakalın. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Bahriye Caddesi'ndeki röportajlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bundan sonra getirirken
yayınımız devam ediyor. Hanımefendiciğim, biliyorsunuz müthiş zamlar geldi böyle. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla hiç memnun değiliz. Onu söyleyeyim. Zor hayat şartları. Peki, çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, röportajlarımız size devam ediyor. Sence? Allah öyle olsun. Bu saatte bir şey mi kalır?